Şimdi tabii İslamofobi hep dışarıda aranıyor. Yani içeride yok mu? Varsa bunun menşei ne, kaynağı ne? Tabii Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı 1923. Fakat tabii Cumhuriyet 23'te kurulmakla birlikte zihniyet itibariyle bunun bir arka planı var. Bu ben buna Cumhuriyet'in kurucu felsefesinin rahim dönemi şeklinde ifade ediyorum. Bu Osmanlı döneminde özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında yoğunluklu olarak ortaya çıkan ve Cumhuriyet'in kurucu felsefesine rahim teşkil eden dönem üzerine kısaca durmak istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti tabii çeşitli gerekçelerle, sebeplerle yıkıldı. Bunların temel sebeplerinden birisi taassubun belki büyük ölçüde öne çıkması. Şimdi Bevzuvan Hazretleri'nin bir sözü var. Vicdanın ziyası ulûm-ü diniyedir, aklın nuru fünûn-ü medeniyedir. İkisinin imtisacından hakikat ortaya çıkar. Şayet bu ikisini tefrik edersek birincisinden taassup, ikincisinden hile ve şüphe çıkar şeklinde. Şimdi burada bir ifrat, bir tefrit, bir de vasat diye bir üçlü bir ayrım yapabiliriz. Şimdi Osmanlı'nın son dönemi belki ifrat diyebileceğimiz taassup neticesinde olmuştur. Ya Osmanlı'nın yıkılışı taassubun en üst düzeye çıkması neticesinde ortaya çıkmış. Taassup neticesinde yıkılmak üzere olan bu devleti nasıl kurtaracağız? Nasıl işte eski ihtişamına kavuşturacağız? Bunun yolları aranmış ve bu konuda kabaca ifade etmek gerekirse üç cereyanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Birincisi bu mutaassıp kesimin batıdan gelebilecek her türlü teknik, fen vesaire gibi transferlere, ıslahatlara karşı olan, tamamen taassup içerisinde bulunan bir kesim. Biz buna belki ifrat diyebiliriz. İkinci kesim, ki buna da tefrit diyebiliriz, bu da garplaşma cereyanı şeklinde ifade edebileceğimiz cereyan. Bunlar da Osmanlı Devleti'nin bu hale düşmesinin sebebi dindir. Nasıl Batı dini terk ettiyse veya reform tuttuysa, bizim de dini reforma tabi tutmamız lazım. Aydınlanma, modernleşme, çağdaşlaşma veya pozitivizm temelinde dini ıslah etmemiz lazım şeklinde. Tam batılılaşma şeklinde ifade edilen garplaşma cereyanı, vasat diyebileceğimiz cereyanda, ben buna gelenekselci ıslahatçılar şeklinde ifade ediyorum bunu. Bevzuvan Hazretleri de aslında bunun içerisinde. Yani Doğu ve Batı ittifakı. Yani doğudaki işte bizim geleneksel değerlerimiz, İslami değerlerimiz, kültürel değerlerimizin muhafaza edilmesi, Batı'dan da fen ve sanatın alınması, bu şekilde Doğu Batı koalisyonunun gerçekleştirilmesi şeklinde. Şimdi ben burada bu üç cereyanın tamamı üzerinde durmayacağım ama bu ikinci ve üçüncü arasında ara ara kıyaslama yapmak suretiyle 23'e gelmek istiyorum. Şimdi Osmanlı'nın bu yıkılış döneminden kurtulması için yapılan ilk ıslahatlar orduda gerçekleştirilmiş. Ve bu orduda gerçekleştirilen ıslahatlar bağlamında, kapsamında önce işte Yeniçeriler kaldırılmış, sonra modern ordular kurulmuş ve burada askerlerin eğitimi tamamen pozitivist düşünce, yani tamamen maddiyatçı düşünce, maddiyatçı felsefeyi esas alan, tamamen müşahedeyi esas alan, maneviyatı reddeden bir felsefe bağlamında bir eğitim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bunun yanında işte bir kısmı kaçarak, bir kısmı devlet bursuyla gönderilerek Avrupa'ya giden öğrenciler Fransa'ya gidiyorlar. Ah keşke İngiltere'ye gitseydi diyoruz ama Fransa'ya gidiyorlar. Ve burada Jacobenizm dediğimiz, elitizm dediğimiz, pozitivizm dediğimiz eğitimi alıyorlar.
Ve şimdi bir taraftan askerler, bir taraftan buradan gelen aydınlar, diğer taraftan bu aydınların işte bürokrasiye geçmesi neticesinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor bu garplaşma cereyanı içerisinde. Bu toplumun ıslah edilmesi lazım. Bu toplumun dönüştürülmesi lazım. Hangi istikamette? Klasik İslam dininin terk edilmesi. Pozitivizmin hakim kılınması, pozitivist düşünceyle, maddeci düşünceyle uyumlu bir İslam'ın ortaya çıkması. Yani taassubun tam zıttını teşkil eden bir durum. Yani din vicdanlarda bırakılsın, buradan öte bir görünümü olmasın, tezahürü olmasın. Her yönümüzde batılı bir toplumu inşa etmemiz lazım. Burada ilim ve fen üzerinde duruluyor. İlim ve fen bağlamında İslam dininin her türlü ilmi terakkiye mani teşkil ettiği, bu mani teşkil eden hususlarında bertaraf edilmesi gerektiği yönünde bir cereyan ortaya çıkıyor. Ve bu cereyan İttihat Terakki içerisinde ciddi manada yeri alıyor. Fakat bu cereyan tabii İttihat Terakki içerisinde ciddi manada yer alsalar da yapılan ıslahatlar Cumhuriyet dönemindeki kapsamında bir ıslahat olmuyor. Bazı hukuki alanlarda işte bir takım ıslahatlar gerçekleştiriyor, ceza kanunu vesaire gibi, işte modern eğitim kurumlarının kurulması gibi, ama garplaşma cereyanının arzu ettiği manada fiiliyatta bir ıslahat gerçekleşmiyor. Şimdi gelelim 1920'ye. Türkiye'de 1920-24, hatta 23 de diyebiliriz buna. 20-23 arası dönem demokratik sistemin en ileri düzeyde olduğu dönemdir. Parlamentonun hemen her konuyu tartışabildiği dönemdir. Parlamentonun kendi yetkisine, gücüne sahip olduğu dönemdir. Ve bu dönem geçiş dönemidir. Bu dönemde Mustafa Kemal olmak üzere bütün milletvekillerinin konuşmalarını dinleseniz vaaz dinlemiş gibi hissedersiniz. İşte Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed, işte Cenab-ı Hak, işte şeriat, İslamiyet vesaire gibi. Ne zaman ki 1924'e gelindiği zaman meclis içerisindeki muhalefetin tamamen bertaraf edilmesi üzerine İşte birilerinin milli sır olarak saklandığını söylediği işte modernleşme, batılılaşma ve garplaşma cereyanının arzu ettiği istikametteki inkılapların, ıslahatların bu dönemden itibaren yapılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi 1924 Anayasası'nı takiben kurulan meclis içerisinde tek yapılı, homojen bir yapı ortaya çıkıyor. Her ne kadar bazı muhalif kesimler varsa bunlar işte İzmir suikastı vesaire gerekçesiyle bertaraf edilmek suretiyle homojen bir meclis ortaya çıkıyor. Ve burada Fransız inkılabından da etkilenerek ona da benzer yönleri itibariyle yeni bir anlayış, yeni bir algı ortaya çıkıyor. Neye göre yeni? O işte o ilk 20-24 arasındaki uygulamalardan, anlayışlardan, zihniyetlerden farklı, ama Osmanlı'dan gelen o garpçılık, garplaşma cereyanının da aslında tam iktidara geldiği bir dönem başlıyor. Şimdi bu dönem ile İslamofobi arasındaki ilişki var mı? Var. Niye var? Şimdi bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi İslamofobi dediğimiz bir düşmanlık. Şimdi İslam'a karşı duyulan düşman. Hangi İslam'a karşı duyulan düşman? Aslında İslam'ın esasatıyla ilgili yaşamasına karşı olan düşmanlık. Burada İslam'ın aynen o garipçilik cereyanında olduğu gibi ıslah edilmesi, yani pozitivizmle çelişen bütün yönlerinin bertaraf edilmesi, yani tam batılı anlamda dedikleri çağdaş bir toplum, bu toplumda din sadece vicdanlarda kalacak, fiillere yansımayacak,
İşte hareketlere yansımayacak, görünüm kazanmayacak. Şimdi işte burada bu geleneksel İslam dediğimiz, yani ıslahata tabi tutulmayan, reforma tabi tutulmayan İslam'ın kendisine karşı bir düşmanlık ortaya çıkmış. Denilmiş ki bu İslam'ın yok edilmesi lazım, bu İslam'ın bertaraf edilmesi lazım, yeni bir toplum inşa edilmesi lazım. Bu yeni toplumun inşa edilmesinde benimsenen sistem Jacoben sistem. Yani bu halk geri, yobaz, mürteci, işte irticacı, işte bunlar işte temiz kudreti olmayan kesimler. Ne yapmamız lazım? Bunları ıslah etmemiz lazım. Nasıl ıslah edeceğiz? Yukarıdan aşağıya. Biz efendileriz. Biz işte seçkinleriz, biz aydınlarız, biz mümeyyiz kişileriz. Bu halk ise temiz kudreti olmayan, dönüştürülmeye muhtaç nesneler, edilgen nesneler. Şimdi tabiat da vardır. Yani hiçbir varlık kendisine rağmen farklı muameleye tabi tutarsan tepki vermekten imtina etmez. Hiçbir varlık, hiçbir canlı varlık. Şimdi insanoğlu da böyle bir şeydir. Yani sen insana diyorsun ki sen öylesin ama mutlaka böyle olman lazım. Ben kendim gibi kalmak istediğim halde mutlaka dönüşeceksin derse burada ne vardır? Bir tepki olacaktır. Benden tepki alacaktır. Benim gibilerden tepki alacaktır. Ve bunu bildikleri için ne yapmışlardır? Klasik İslam'a, geleneksel İslam'a karşı bir düşmanlık ortaya çıkmış. Bu düşmanlık sebebiyle de bunlar düşman ilan edilmiş. Ben buna militan cumhuriyetçilik diyorum. Şimdi militan cumhuriyetçilikte iki düşman vardır. Bir dış düşmanlardır, onlar bellidir. Bir de iç düşmanlar vardır. Kimdir bu iç düşmanlar? İşte bu projeyi kabul etmeyen, bu modernleşme, yukarıdan aşağıya modernleştirme, modernleşme demiyorum, modernleştirme, çağdaşlaştırma, yani dini reforme etme teşebbüsüne karşı gelenler, bu çabaya karşı gelenler. Bunlar ne yapılmış? İç düşmanı ilan edilmiş. O zaman bu iç düşmanın bertaraf edilmesi lazım. Bunun bertaraf edilmesi için de önce ıslahat manasıyla gelecek çeşitli şeyler yapılmış, inkılaplar yapılmış. Bu inkılaplarla ne yapılmak istemiş? Aslında İslam'ın bütün şeyleri, işte medreseler, tekkeler, zaviyeler, bütün kurumlar ortadan kaldırılmış. Dahası yeni harf inkılabıyla birlikte bir millet bir gecede cahil, okuma yazma bilmesi hale getirilmiş. Eski kaynaklar yasaklanmış, yeni kaynaklar yok. Dinin öğrenilmesi yasaklanmış. 1930-48 arasında her türlü dini eğitim yasaklanmış. Resmisi yasak, resmi de yok zaten. Özel yasak, camilerde okumak yasak, hacca gitmek yasak, ezanın işte Arapça okunması yasak vesaire. Şimdi bütün bunlar ne? Bütün bunlar geleneksel İslam'ı düşman olarak görüp onun yok edilmesi için uygulanan, tatbik edilen projeler. Şimdi bunu hayata geçirebilmek için benimsenen laiklik modeli militan laiklik veya diğer bir ifadeyle laikçilik. Yani laiklik bir devlet kurumu olmaktan çıkarılıyor, bir toplum projesine dönüştürülüyor. Modern, çağdaş bir toplum kendi geleneklerinden soyutlanmış, tecrit edilmiş, seküler bir toplum inşa etme projesi ve buna karşı olan her bir kesime karşı ne yapılmış? Davalar açılmış, işte sürgünler yapılmış vesaire vesaire. Çok ilginç. Mesela o dönemde Nur talebeleriyle alakalı, daha sonraki dönemlerde Nur talebeleriyle alakalı yüzlerce binlerce davalar açılmış. Bu davaların esası şudur. Aslında hiçbirisinde suç unsuru yoktur. Yani bir demokratik devlette hiçbirisinde suç unsuru yoktur. Ya Bediüzzaman'da bir projesi vardır. Ne o? Onun projesi işte o imanlı bir nesil yetiştirmek. Ama nasıl böyle bu nesli yetiştirmek? Devlet yoluyla değil. Medenilere galebe çalmak ikna ile diyor. Yani
serbest fikri tartışma ortamında bu işi gerçekleştirmek. Bu projeyi akim bırakmak, devlet yoluyla akim bırakma için gerçekleştirilen nedir? Bunları düşman ilan etmek suretiyle sırf bu projeyle çeliştiği için. Mevzamanı yetiştirmek istediği nesil projesi, seküler toplum inşa etme projesiyle çeliştiği için ne yapılmış? Bunlara karşı dava açılmış. Yani ben bir hukukçuyum, anayasa hukukçusuyum. Baktığımız zaman bu davaların tamamında dini siyaset alet etmek diyor. Mevzaman Hazretleri de ne diyor? Euzubillahimineşşeytanı ve siyase. Şeytandan kaçındığım kadar siyasetten kaçınıyorum. Bunlar da diyor hayır sen siyasetle ilgileniyorsun. Şimdi bütün bunların temeli kurulmak istenen seküler bir toplum projesiyle çelişmektir. Seküler toplum projesiyle çelişen her bir kesim, bunlar cemaatler, tarikatlar, normal vatandaşlar, her bir kesim ne yapılmış? Düşman ilan edilmiş. Şimdi bunlar resmi kayıtlara da girmiş. Son birkaç cümle. Resmi kayıtlara da girmiş. Daha bir sene önce ben bunu Türkiye'de benden başka da yazan olmadı. Keşke yazsalardı. Kırmızı Kitap diye bir kitap var. O kitapta iç düşmanlar, işte Nurcular, Süleymancılar, şunlar bunlar vesaire vesaire. Şimdi Amerika'da 1500'den fazla cemaat, tarikat, mezhep vardı. Bunlar sadece Hristiyanlık merkezde olanlar, kaynaklı olanlar. Devlet bunlara hiçbir şey yapmaz. Devlet bunları hiç ilgilenmez. Niye? Çünkü onların seküler bir toplum inşa etme gibi bir projeleri yoktur. Çünkü onların bunları düşman ilan etmek gibi projeleri yoktur. Bizde ise devlet ne yapıyor? Bunları düşman ilan ediyor. İşte şükür diyelim işte bir sene önce de olsa Kırmızı Kitap'tan çıkarılmış oldu. Umarım daha başka şeylerde en azından din ve vicdan hürriyetini daraltmaya yönelik bu İslam düşmanlığını, klasik İslam düşmanlığını yok etmeye yönelik bir takım şeyler, onlar da kaldırılır. Başörtüsü serbest yasanın arkasında da aslında bu var. Yani bu kurucu felsefe var. Yani umarım bunlar da arzu edilen düzeye gelir. Eşitlik sağlanır. Ne manasında eşitlik? Müslümanlarla, dindarlarla, diğer kesimler arasında eşitlik meydana gelir. Zaten bu eşitlik meydana geldiği zaman, yani bir Müslümanın, bir dindarın başka bir şey istediği yoktur. Bu eşitlik sağlandığı zaman Müslümanı hiç kimseden korkacak bir şey yoktur. Çünkü inancına güveniyor. Biraz da baskının kaynağı şudur. Baskının kaynağı zafiyettir. Kendine güvenmemektir. Cumhuriyeti kuranlar kendine güvenemedikleri için bu kesimi düşman ilan ettiler. Ben arzu ettikleri düzeyde başarılı olduklarını zannetmiyorum. Günümüzde artık bu büyük oranda zayıfladığını düşünüyorum. Umarım daha iyi günler gelir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.